Sağ az. Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Duyarlar sizin seçtiğiniz duyarlar. Ben seçmedim, siz seçtiniz. Bu info işinize yaradı mı bilmiyorum ama bazı duyarlara atan insanların isimleri gözükmedi. Çünkü 824 tane spam attıklarından dolayı. Daha sonra gelip ağlamayın yani. Duyarınız neyi bilmiyordu. Shut the fuck up. Otur otur. Adamlar hem içerik atıyorlar. Suriyelilerin sayısı 6 milyonu geçecek. Buna kimse önlem almıyor. Politika kuran bile yok abi. Kuran yok ne demek şerefsiz. Çok güzel yerden vurmuş. Vallahi çok güzel yerden vurmuş yani. Çok iyi yakalamış. Erkek çocuklar anne sütüyle değil mama ile beslenmeli. Kadınlığın sorumlusu ailede başlıyor. Aynen çocukları hatta İskenderiye'de 1,5. Türkiye'nin eğitim seviyesi düşük diyenin hainler. Madem eğitim seviyemiz düşük. Her yıl SBS, LYS birincileri neden hep Türkiye'den çıkıyor? Bu adam kesinlikle tinerci. Başka bir açıklaması yok. Bu böyle bir şey aslında düşünemezsin. Bir salak saçma oyun karakterine bu kadar üzüleceğinize, sehetlerimize üzülüp kızgın emoji. Bunu büyük ihtimalle nasıl yazmış biliyor musun? İş görüşmesinde sorulabilecek en ilginç 11 soru. Barış Özcan'ın standart bir videosu. Barış Özcan bunu. Doğa ile savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz. Tablo kötüleşiyor. İki kişi daha vefat etti. Korona falan hikaye. Milleti telaşa sokup borçlandırmak amacıyla kölelik yaklaşıyor. Ne? Borçlandırmak amaçları. Kölelik yaklaşıyor. Kendi kızının ölüm haberini sundu. Şu hayatta annelerden daha güçlü varlık görmediğinde bir yorum yapmış. Erkeklerin suçu ne? Kadın olmamak mı? Bütün gün çalışıp ağzınıza sıçılanlar bizi iki süt emdirdi diye anlar çok mu güçlü oluyorlar? Serenay Sarıkaya'dan kahkahalı paylaşım. Keşke insanlar yedi kıtaya hükmetmiş Osmanlı torunlarının yaşadığı bu aziz ve yüce vatanda Avrupa Hristiyanları gibi giyinmese. Eridim. Abicim o kadar soğutma yapılabiliyorsa sesine katlanmak gerek. Ne demiş atalarımız? Laptop seven sesine katlanır. O söz öyle değil. Gülü seven dikenine katlanır. Zaten eskiden laptop yoktu. Eskiden laptop olmadığı için atalarımız öyle bir şey diyemez. Onu diyen şimdiki zamanda demiştir ve diyeni bellidir. O yüzden diyen kişi belli olduğu için atamız olmuyor. Ata sözlerini söyleyen kişiler belli değildir. Bilip bilmeden yazmayın! Ok. Türkiye'de o kadar ilahiyat fakültesi var ama bir tane Türk peygamber çıkarmamışız daha. Yazıklar olsun yani, daha ne denebilir ki? Bu gerçek değil büyük ihtimal ya. Öf ya, lanet olsun ya. Arabistan'da eğitim seviyesi çok yüksek. Peki ya İsrail'e ne demeli? Bir rivayete göre İsrail'de bir mezun denizi ortadan ikiye yarmış. Mağaza girişlerinde kafa ısısı ölçmek için kullanıldığı iddialar ayrıtlar Türk ırkının beyin dalgalarını çalarak dünyayı yöneten 5 ailenin beyin dalgalarını geç tutmak amacıyla kullanıyor olabilir mi? Sadece soruyorum. PRD'ciler, psikologlar, psikoartistler, veganlar, meditasyoncular, teyze veganlar ne alaka? AMK yazmış. Veganları savunma, sanki evlenecek erkek yokmuş gibi gidip birbirleriyle nikahlanan kadınlar lanetlidir. Günaydın! Günaydın! Sence bu maymun neye şaşırmış olabilir? Woo! Kendisine kuzen diyen ateiste. Yazı gelirse malsın, tura gelirse gene malsın. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Artı bir. Peygamberimiz annesiz ve babasız büyümüştür. Böyle cümleler uygun değil. Aynen. Allah anasız babasız büyütsün. En büyük milletiz. Allah'a şükür. Of geliyor. Türklük ne yüce bir hediye. Allah'ım. Türk olmayan herkesin anasını ***'ünde iyi mi?
Al kardeşim, çok gel gitsin. Bir git rahatla. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öp 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 öptüm bay. Gö 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 gömdüm say. Geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Dün düşündüm. Spotify adminleri dünyayı yönetiyor. Hazır mısın dinlemeye? Şey var, tamam, playlist var. Adminler girecek insanları seçiyor. Admin konseyi var, tamam, 5 kişi duruyor, bir tane playlist var o playlistin. Dünya ikiye ayrılıyor. Spotify'da o playliste girebilenler, giremeyenler. Sonra o playlist o kadar güçleniyor ve önem arz ediyor ki playliste girebilen insanlar, admin dahil, faşist bir devlet kuruyor. Sonra o faşist devlet dünyayı yönetmeye başlıyor. Neden Spotify peki? Shut the fuck up, bilmiyorum.